sebebini ve gerekçesini anlayamadığımız bir şekilde ülkemiz ve milletimiz çok daha önemli sorunlarla boğuşurken MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli tarafından başkanlık tartışması gündeme getirilmiş. Daha önce gündeme getirmekle birlikte uygun zemin ve ortam bulamayan AKP, Sayın Genel Başkan'ın bu çıkışını fırsat bilerek Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği destekle Partili Cumhurbaşkanlığı adıyla 21 maddelik anayasa teklifini meclise taşımış ve bu teklif 18 madde olarak Anayasa Komisyonu'ndan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmiştir. Tabanın, seçmenin tüm çağrı ve telkinlerine kulak tıkayarak değişiklik tasarısına evet diyen MHP milletvekillerinin desteğiyle anılan değişiklikler 330 milletvekili sayısını aşarak meclisten geçmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti programlarında başkanlık sistemine karşı olduğu, parlamenter sistemi savunduğu ve parlamenter sistemin geliştirilerek uygulanması gerektiği hususları ayrıntılarıyla belirtilmiştir. Keza Sayın Devlet Bahçeli de başkanlık sistemine karşı çok sert eleştirilerde bulunmuş, başkanlık sisteminin ülkemizi bölünmeye götüreceğini, bu sistemle hırsızlık ve yolsuzluğun üzerinin örtüleceği iddia edilmiştir. Hal böyleyken MHP Genel Başkanı önceki düşüncelerini ve parti programını bir kenara koyarak başkanlık sistemine destek vermiştir. İncelendiğinde görüleceği üzere neredeyse tüm yetkileri partili cumhurbaşkanında toplayan, pratikte meclisi işlevsiz hale getirecek kuvvetler ayrılığını, denge ve denetim mekanizmalarını ortadan kaldıran böyle bir anayasa değişikliğine neden destek verildiğini anlamak mümkün değildir. Zaten kendileri de mantıklı ve ikna edici izah getirememektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha kuruluşunda parlamenter sistemi esas almış, Kurtuluş Savaşı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından sevk ve idare edilmiş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutanlık görev ve yetkisini bile 3 ay ile sınırlandırarak vermiştir. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte devletin kurum ve kuruluşlarının yapılanması, yönetim organizasyonu ve şeması parlamenter sisteme göre şekillenmiş ve yapılandırılmış, demokrasiyi kesintiye uğratan darbe dönemleri dışında bugüne kadar gelmiştir. Anayasamızda elbette eksik görülen, değiştirilmesi gereken hükümler olabilir. Ancak bu değişiklikler kuvvetler ayrılığını zedelemeyen, demokratik sosyal hukuk devleti tanım ve özelliğini bozmayacak şekilde olmalıdır. Lakin bu anayasa değişikliği maddelerine bakıldığında partili cumhurbaşkanına tek başına kanun yapma yetkisi tanınmakta, her ne kadar yayımlayacağı kararnameler yürütme ile sınırlı kalacak denilse de tek başına olağanüstü hal ilan etme yetkisine sahip partili cumhurbaşkanı, olağanüstü hal döneminde siyasi ve kişisel hakları sınırlamak dahil neredeyse sınırsız kararname çıkarma yetkisine sahip kılınmaktadır. Yayımlanan kararnameler ile ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun çıkarması durumunda kanun geçerli olur denilse de meclis çoğunluğu da doğal olarak Cumhurbaşkanı'nın partisinde olacağından aksine kanun çıkma olasılığı neredeyse imkansız olup kanun çıksa dahi partili cumhurbaşkanı onaylamadığı sürece kararname geçerli olacaktır. Partili Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni hiçbir gerekçe göstermeden fesih yetkisine sahip olacaktır. Getirilmek istenen ve bu değişikliğin gerçekleşmesi halinde her alanda tek partinin hakim olduğu, diğerinin çok etkin olamadığı iki partili bir sürece girilecek. Bunun sonucu oy oranı daha düşük partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsili neredeyse imkansız hale gelecek, çok partili demokratik sistemden uzaklaştırılacaktır. Partili Cumhurbaşkanlığını esas alan yönetim biçiminin benzerleri Afrika, Asya ve Güney Amerika ülkelerinde mevcuttur.
bu ülkelerin ekonomik, sosyal ve hukuk standartlarına bakıldığında hiç örnek alınacak bir durum görünmemektedir. Bu anayasa değişikliğini temel gerekçe olarak parlamenter sistemin tıkanmasını gösteren teklif sahipleri ve destekçilerine sorularımız olacaktır. 1. AKP 3 Kasım 2002 yılından bu yana hem de kahır ekseriyet meclis çoğunluğuyla tek başına iktidardadır. Çıkarmak istediği hangi kanunu çıkaramamıştır? 2. Yargı, güvenlik, eğitim, sağlık, bürokrasi başta olmak üzere yıllardır halaç pamuğu gibi atmasına rağmen hangi yöneticileri atayamamıştır? 3. Mevcut sistem hangi ekonomik, sosyal ve kalkınma programımızın uygulanmasına mani olmuştur? 4. Milletimizin yıllardır canını yakan, yüreğini kanatan, teröre karşı son zamana kadar her türlü mücadeleyi yapmasına mani olan neydi? 5. Daha doğru dış politika ve ilişkiler belirlememize parlamenter sistem mi mani oldu? 6. Yıllardır vatandaşların itiraz ve taleplerine kulak vermeden her istediğinizi yapıyor ve buna muktedir iken yapamadıklarınız nelerdir? Aslında hangi siyasi düşüncede olursa olsun aklı selim her vatandaşımız bu soruların cevabını bilmektedir. Sorun sistemin tıkanmasında değil, yönetim anlayışındadır. Demokrasiye yürekten bağlı, geçmişte MHP'de görev almış kişiler olarak devletimizin ileride temel niteliklerinin değişmesine neden olabilecek, başta hukuk olmak üzere eğitim, ekonomik ve sosyal kalkınmaya hiçbir katkısı olmayacak, kişisel, siyasi ve demokratik hakların kullanımında önemli sorunlara sebep olabilecek, demokratik, sosyal, hukuk devleti niteliğini yitirerek parti devletine dönüşmenin yolunu açabilecek, denetimi ve ileride yaşanacak fiili dayatmaların durdurulması neredeyse imkansız olan partili cumhurbaşkanlığını içeren anayasa değişikliğine kimin ya da hangi partinin ne diyeceğine bakmaksızın kendi partimiz, partilimiz ve partimiz dahi olacak olsa karşı olduğumuzu ve kaybetmeden kıymetini bildiğimiz demokratik hakkımızı kullanarak hayır diyeceğimizi, iş bu açıklamamızın Milliyetçi Hareket Partisi'nin kongre tartışmalarının kesinlikle bir yansıması olmadığını, tavrımızın ve kararımızın Milliyetçi Hareket Partisi'nin parti programı ve Sayın Genel Başkan tarafından yıllardır dile getirilen başkanlık sistemine karşı ve parlamenter sistemin yanında duruş çizgisinde olduğunu, devletimizin ve Büyük Türk Milleti'nin geleceğine dair bir vatandaşlık görev sayarak yaptığımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Halil Rıdvanoğlu, MHP Burdur Kurucu İl Başkanı, Nazif Aktürk, Ülk Ocakları Burdur İl Eski Başkanı, MHP Burdur İl Başkanı, Halil İbrahim Güler, MHP Burdur İl Eski Başkanı, Cihat Çavuşoğlu, MHP Burdur İl Eski Başkanı, Mesut Özcan, MHP Burdur İl Eski Başkanı, İbrahim Sakızcı, MHP Burdur İl Eski Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kongre Delegesi, Mehmet Yavaş, Milliyetçi Hareket Partisi Burdur Merkez İlçe Eski Başkanı, MHP Burdur İl Genel Meclisi Üyesi, Gürbüz Özben, Milliyetçi Hareket Partisi Burdur Merkez İlçe Eski Başkanı, Osman Deniz, Milliyetçi Hareket Partisi Burdur Merkez İlçe Eski Başkanı, Hakan Demirci, Ülk Ocakları Burdur İl Eski Başkanı, Atilla Yeşilgöz, MHP Burdur Merkez İlçe Eski Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Büyük Kongre Delegesi. Teşekkür ediyorum.